onlara ilgim çok eski 95 yılından falan başlıyor. Kuzenimin böyle dost bilgisayarında çok eski bir Pizza Tycoon oyunu vardı. Ee, onda afacanlıklar yaparak başladım oyunlara. Ee, Sonrası da hiç kesilmedi. Yani kendi bilgisayarıma aslında çok erken kavuşmadım ama olabildiğince internet kafelerde bilgisayar olan arkadaşlarda, o zamanlar bilgisayar tabii çok evlerde yaygın değildi. O oyunları oynaya oynaya yani 31 yaşıma geldim. 95'ten beri oyun oynuyorum. Ee, Ahmet sonuca gelince Antalya Anadolu Lisesi mezunuyum. Ondan sonra Almanya'ya, Leipzig Üniversitesi'ne biyokimya, moleküler, fizik okumaya gittim. Bitirmedim. Tezimi yazmadım çünkü. Ee, orada bir ayrıma gitmek zorunda hissettim kendimi. Ya şu an yaptığım işime full fokus devam edecektim çünkü tam vakti geldiğini düşünüyordum. Ya da üniversitemi tam anlamıyla bitirip, tezimi yazıp 6-7 ay laboratuvara kendimi kapatıp mezun olacaktım. Ee, pek sevgili babamın da desteğiyle Okulu bırakma kararı aldım ve Twitch'e yüklenerek bugün olduğum yere geldim. Ee, i̇lk kanalım aslında benim 2009. Ee, o zamanlar YouTube'un copyright e, sistemleri çok iyi çalışmıyordu. Copyright sistemlerini aktive ettikleri anda benim o kanalım patladı maalesef. O bahsettiğiniz kanal ikinci kanalım. O kanalı açma sebebim daha doğrusu ilk kanalı açma sebebim e, şuydu. Bulunduğum bölgede fazla Türk yoktu Almanya'da olmama rağmen. Sadece bütün gün Almanca konuşuyordum ve telefonda ailemle konuşurken teklemeye başladığımı fark ettim yani Türkçe konuşma yetimi kaybediyordum. Ee, ve o zamanlar YouTube'dan böyle hani İngilizcemi de unutmamak için yabancı YouTuber'ları izliyordum. Ya dedim bunu Türkiye'de yapan yok herhalde. Meğersem varmış ben bilmiyordum ama çok ufak bir kitleymiş, çok niş bir kitleymiş. O şekilde başladı yani kendi kendime let's play videoları çekerek e, YouTube'da başladım bu işe buralara geleceğini bilmiyordum hiçbir zaman da yani bir beklentim olarak yaptığım bir iş olmadı. Şu anda bu işten çok para kazansam da yani hala hani bir beklentim olduğu için değil. Yarı hobi, yarı iş olarak yapıyorum. Çünkü hobi tarafını kaybedersem o amatör ruhu kaybedeceğimi hissediyorum. O yüzden çok da iş olarak bakmamaya çalışıyorum. Ee, şu şekilde oldu. Twitch yayınları da çok izliyordum o zamanlar. YouTube'da yanılmıyorsam 2014'te kendim de yer, yer Twitch yayınları açıyordum ama 2014'te YouTube Türkiye diye bir şey çıktı. Türkiye IPC olan bütün kanalları ana sayfaya çıkardı YouTube. Beni çıkartmadı. Şimdi dünyanın neresinden yüklerseniz yükleyin videoyu. Dilini belirtip yine yani gitmesi gereken sayfaya gönderebiliyorsunuz. Bir baktım benimle aynı takipçi sayısına, izlenme sayısına sahip insanlar bir anda fırlamaya başladılar. Ee, Tabii ben on yıllar sonra öğrendim ki YouTube Türkiye diye bir şey çıkmış ve ben oraya dahil olmamışım Almanya'dan yüklediğim için videoları. Ee, o yüzden geri düştüm ve baktım Twitch'te de yani çok iyi ilerliyordum. Ee, o şekilde YouTube'dan vazgeçip Twitch'teki bir de anlık interaksiyon beni çok etkilediği için Twitch'e daha ağırlık vermeyi e, karar kıldım kendime böyle devam ettim. Ya internet yayıncılığında Twitch'e rakipler çıktı zaten. E, hepsi farklı amaçlarla yola çıktı. Bu konuda tek rakip Mixer olabilir diye bakıyorum. E, Facebook'a baktığım zaman asıl şu an yayıncıları kendilerine çekme amaçlarının asıl altında yatan sebep kaybettikleri genç jenerasyonu tekrar Facebook'a çekmeye çalışıyorlar. Çünkü Facebook şu anda bir e, boomer mecrası diyeceğim ben. E, daha çok Instagram'da e, oluyor genç insanlar. Ve karşılaştırma yaptığınız zaman aslında ikisi de aynı şirketin ürünleri ama yine tabii ki kendileri arasında bir competition içindeler yani bu hiçbir zaman durmuyor. O sebepten ötürü Facebook aslında bir genç kitleyi çekmeye çalışıyor. YouTube'a baktığımız zaman Google sonuçta. Google'ın her zaman neden benim de olmasın deyip yarım yamalak başladığı işlerden birisi Facebook canlı yayını. Mixer tam rakip olarak geldi Twitch'e. Ve Twitch'e nazaran söz verdiği şey daha temiz, daha kuralları olan ve e, içerik üreticisini daha çok gözleyen bir e, mecra almayı planlıyor. Twitch'e rakip olabilir mi bilmiyorum. Çünkü Twitch'in çok geçmişten gelen bir kendine ait bir meme kültürü var. Kendine ait bir chat kültürü var. Kendine ait bir izleyici ve yayıncı kültürü var. İnsanlar o kültürü bırakmak istemiyorlar gibi şimdilik. Ya açıkçası biz hala Türkiye'de yayıncılar olarak düzgün sponsor bulma konusunda zorlanıyoruz. Yani şu an YouTuber'lar mesela direkt olarak markayla etkileşime geçebilirken biz hala ajanslar üzerinden iş yapıyoruz. Ya bu durumda ne oluyor? Zaten ikinci, üçüncü kalemden aldığınız için aslında sizin 10 aldığınız işten belki yüz döndüğünü biliyorsunuz ama sizin elinize geçen para başka bir şey oluyor ve birebir olarak marka markayla etkileşime giremediğiniz için de Marka zaten sizinle iş yaptığını bile bilmiyor çoğu zaman. Türkiye'de çünkü şeyi tam olarak çözemediler. Yani canlı yayının etkileşiminin ne kadar güçlü olduğunu markalar asla çözemedi. Yani bir YouTuber 10 milyon izlenebilir ama kullanıcısına bir ürünü gösterdiği zaman bunun belki 10 bini geri dönüş sağlıyor. Canlı yayıncı 10 bin izler, izlenirken 5-6 bini gerçekten canlı yayın sırasında etkileşime girdiği için bu ürünü en azından bir kontrol ediyor. Bir de canlı yayın yapan insanların izleyiciler arasındaki güvenilirliği bir tık daha üst YouTube'a göre. Çünkü YouTube biraz artık şeye kaymaya başladı. Ne denir ona? Geleneksel medyaya kaymaya başladı bir tık. Yani fazla soğuk, fazla kalıplar içerisinde videolar ve fazla yapmacık. Twitch'te o olmadığı için izleyici şeyin farkında yani arada bir credibility var yani yıllardır takip etti adam, yıllardır değişmeyen adam diyor ki ya bu adam bir şey diyorsa doğrudur. Biz de zaten sponsor seçerken arkasında duramayacağımız sponsor seçmemeye çalışıyoruz. Hala bu şeyde ilerliyoruz çoğumuz en azından. Ee, o yüzden Türkiye adına çok bir gelişme yok ama yabancılardan bir sponsorluk geldiği zaman ciddi manada markayla çalışma olayları olabiliyor. Tabii hem madde olarak daha büyük dönüş oluyor bize. Hem gelecekte tekrar o markayla iş yapabileceğimizi biliyoruz. Kötü geçiyor. <laughs> yani mesela geçen hafta annem geldi. Bir, bir buçuk hafta bende kaldı. Kadıncağız yani yazık anlam veremedi. Yani dedi bu nasıl yaşamak? Çünkü şöyle oluyor. Bizim çalışma saatimiz en erken haliyle 8'de başlar. En erken. Akşam 8. Yani çünkü izleyici kitlemizin yaş ortaması bir tık yüksek. 8'de açmamızın sebebi de çalışan insanlar için. Yani aslında bizim izleyicimiz, daha böyle base izleyicimiz olan üniversiteliler 9'da falan açmamızı izliyor. Çünkü adam sabaha kadar ders çalışıyor. Bir yandan bizi izliyor mesela. Ee, o yüzden 8'de başlasa bile bizim en erken kapanan yayınımız gece 3-4'te kapanır. İşte 1-2 saatte yayın sonrası yapman gereken bir şeyler varsa onu yaparsın. 6'da falan yatarsın. Artık kaçta kalkarsan. Hiç karanlık uyku diye bir şey yok bizde. Güneş ışıkları içinde uyuyoruz. O yüzden yani zihinden çok vücut ayak uyduramıyor bu tempoya. Ben o yüzden bir gün ara vererek yapıyorum yayınlarımı genelde. Onun dışında sosyal medya olarak Instagram kullanmayı neredeyse bıraktım. Çünkü Instagram'daki kitleyle etkileşime girmek istemiyorum. Onların çoğunu yayınımda görmek istemiyorum. Ben daha çok Twitter kullanıcısıyım. Düşüncelerimi kustuğum bir mecra benim için. Rahat bir şekilde düşüncelerimi kustuğum ee, ve e, insanlara yani sosyal medya ve daha basit konular dışında ciddi konular hakkında ne düşündüğümü gösterebildiğim bir mecra olarak kullanıyorum orayı.